yüzünü kömürme ört ve de bütün kimseyi duruşun müşeyyede. Sadakallahu lazım. Ve kıymetli müminler, sizleri güneş altında tutmak diye bir niyetimiz yok. Camimiz boş olduğu an helallığımızı alıp akabinde namazımızı kılacağız. Rahmeti Rahman'a kavuşan, hanesinin önünde küçük, büyük, kadın, erkek, herkesin cani gönülden helallığını alan iyi bir insandı, Müslüman bir insandı Allah'ım. Ezanı dinleyen, Kur'an'ı dinleyen, akabinde Allah büyüktür deyip kıyamda duran, rüküye varan, secdeye varan, müminlerle, Müslümanlarla birlikte olan ve inşallah Teala mümin ve Müslüman olarak ruhunu teslim eden bir kardeşimiz şu an sizin önünüze getirildi. Akabinde inşallah Teala namazını eda edeceğiz. Biliyoruz, istiyoruz ki aynı şekilde dünya hayatını devam ettirirken bizim cemaatimiz olacak olan müminlerin ve müminelerin bizimle ilgili iyi bir insandı, Müslüman bir insandı, Allah'ım sana iman ettim diyen akabinde ilahi hükümler karşısında boynunu büken, el açıp sana yalvaran, müminleri ve Müslümanları seven, onlarla birlikte camide cemaat olan, akabinde kıyamda rüküde duran, Kur'an'ı bir hayat yaşamaya çalışan Müslüman bir insandı diyecek cemaat Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Okuduğum ayet-i celilde Yüce Rabbimiz, nerede bulunursanız bulunun, nerede olursanız olun, ölüm size gelecektir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Abdullah kardeşimizin asker arkadaşını getirmek üzere birkaç günden beri buralarda ne yapıyor? Aşağıya yukarı gidiyor, oturuyor, konuşuyor, geziyorlardı derken bir rahatsızlığı meydana gelen bir kardeşimizi hastaneye götürmek üzere yola çıkıyor. Ama ölüm meleği belirli an, vakit, saat geldiğinde görevini yapıyor. Sebep, fetba sebebe. Mutlaka ve mutlaka sebepler olacak. Sebepsiz bir şey olmuyor. Akabinde rahmeti rahmana kavuşan bir de bacımız, kardeşimiz var. Abdullah kardeşimizle birlikte. Allah-u Teala ona da deli gönül rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Rabbim onu da bağışlasın. Değerli ve kıymetli müminler, Abdullah kardeşimizi yakinen tanıyan burada cemaatimiz var. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı şefkatli ve merhametli olan, İslam üzere bir hayat sürdürebilmesi gayret içerisinde olan Müslüman bir insandı. Dedele, dedesi, ninesi, babası, annesi, komşuları, akrabaları, sülalesi velhasıl kendisiyle ilgili buraya toplanan aziz cemaatimiz yakinen tanıyan insanlarsınız. Allah-u Teala'dan niyaz ediyor ve diyoruz ki cemaatimiz de bitiyor herhalde. Abdullah kardeşimiz dünya hayatını devam ettirirken elbette ki hiçbir zaman Allah'ı inkara yönelmeyen, Allah'ı inkar etmeyen, her şeyi Allah'a havale eden ve yakında da bir hafta veya 10 gün sonra da dünya evine girecek olan bir kardeşimizdi. Derken inşallah Teala Allah'tan dileğimiz, isteğimiz odur ki dünyasından daha hayırlı olur kubası inşallah. Cenab-ı Hak kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Biraz sonra varacak olduğu kabrini Ravzat-ı Mülyas-ı Cinan eylesin. Nüfret-i Münifer-i Niran olmaktan nesil ve muhafaza eylesin. Değerli müminler, Abdullah kardeşimizle ilgili size soruyoruz. Diyoruz ki, kıymetli müminler, Abdullah kardeşimizi hali hayatında, kemal-i sıhhatinde iken nasıl bilirsiniz?
Allah Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, iman ve sana rahmet için. Burada hazır bulunan Abdullah kulluğu için. Buraya uzaktan yakından teşrif eden bu cemaatin geçmişler ruhu için. Ve hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. Gelin o buranın çöpüş, bunu ayarlayın.